Türkiye Sosyalist İşçi Partisi üye ilçe başkanı Salim Oğuz, milletvekillerine tanınan süper emeklilerin reddi için mecliste yer alan partilere dilekçe gönderdi. Süper emeklilik iptali için Anayasa Mahkemesi'ne itirazının yapılmadığına değinen Oğuz, milli gelir adaletsizliğinden dolayı halkın çok fakir olduğunu belirtti. Ve 15 gün önce tekrar bu haksız kıyak süper emekli karşı milletvekillerine tanınan kıyak süper emekliye karşı açıklama yapmıştım. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağımı söylemiştim. Anayasa Mahkemesi'ne bizim hukuk danışmanlarımızla konuştum. Kendileri o yasa çıktıktan belli bir süre zaman zarfında buna itiraz edilebilirmiş. Bu itiraz hakkı bittiğinden dolayı ancak milletvekilleri yasa çıkartan, yasayı çıkartan, önerge veren, kabul veren eden onlar kendileri. Bu anlamda yeniden milletvekilleri tekrar bu yasanın iptali için kendileri tekrar yeniden bir önerge vererek bu iptal için kendilerinin bunu yapabileceklerini. Bu anlamda ben gerek gördüm Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Halkların Demokratik Partisi'ne, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Merkezi'ne, Emek Partisi Genel Merkezi'ne, Türkiye Komünist Partisi Genel Merkezi'ne, Vatan Partisi Genel Merkezi'ne, İYİ Parti Genel Merkezi'ne, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne olmak üzere oradaki vatandaşların bu haksız hiç ödeme yapmadan bir dönem milletvekili yaptıklarında ömür boyu süper emeklilik. Şimdilik bugünkü şeye göre 9.544 lira para alıyorlar. Her yıl daha da artıyor bu. Vatandaşlarımız ise, bunlara oy vererek meclise gönderen vatandaşlarımız ise 25 yıl ödeme yaparak bir de 25 yıl ödemeden sonra yaş bekleyerek, yani 65 yaşında erkekler emekli olacak diyorlar. 65 yaşında emekli olmak demek bize göre ben bu emekliliği kaldırdım demektir yani. Bu haksız kıyak süper emeklilik yasasına karşı biz Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak ve ben bir insan olarak, Salim Oğuz olarak bunu kabul edemiyorum. Vicdanıma sığmıyor. Bu milletvekillerine buradan mecliste olan ve olmayan bütün partilere ve şu andaki mevcut milletvekiline sesleniyorum. Bu adaletsizlikten vazgeçin. Yoksulluk sınırı içinde yaşayan, 1600 lira gibi asgari ücretle geçinmeye çalışan bu insanlar çok zor durumdalar. Bu zor durumların telafisi için milyonların üstünde şu anda emekli milletvekilleri var. Bunlara ödenen maaştan, paralardan ziyade insanlara paylaştırılamıyor ki. Gelir adaletsizliği, milli gelirin adaletsiz dağılımı ve devlet adamları bu anlamda çok zengin olduğu için halkımız da çok fakir.